Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada ben her videoda olabildiğince Fenerium ürünleri kullanmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar hani bunun Fenerium ürünü olmadığını zannetmişler ama mağazinde bir tarih yatar tişörtüm. Rengini illa sarı lacivert olmasına gerek yok. Farklı renk seçenekleri de var. Fenerium'u ziyaret edebilirsiniz. İnternet sitesinden de ziyaret edebilirsiniz. Benim en büyük pişmanlığım koltuk kılıfı varmış. Oto koltuk kılıfı. Yani yok diye, stoklarda kalmadı diye biliyorum. Kayseri'deki Fenerium'da geçen gün gördüm de koltuklara kılıf almıştık. Neyse inşallah Peugeot 3008 nasip olur da o zaman bineriz. O zaman alırım. Ya da hediye aldırırım. Ya ne olacak, ben niye para verip alıyorum? Birisi hediye eder, ne olacak? Ben ona Fenerbahçe forması hediye ederim. Canları sağ olsun. Bizde işte iş böyle. WhatsApp grubunda da bunu çok yapıyoruz. Geçen bir kardeşim sağ olsun Fenerbahçe eşofman altı gönderdi. Ben de ona bir hediye gönderdim. Birkaç kişiye bir şeyler göndereceğiz. Biz de işte iş böyle. Tavsiye ederim, günlük hayatınızda da bunu yapın. Kendiniz almak istediğiniz bir şey varsa, arkadaşınız da kendine bir şey almak istiyorsa hediyeleşin. Siz onu alın, o da size alsın. Bağınızı güçlendirin. Gelelim Fenerbahçe'ye. Atilla Sallai için yeni iddia, defteri kapatmadılar diye. Fenerbahçe formasıyla başarılı performans ortaya koyan Atilla Sallai, West Ham United'ın transfer listesinde. Geçiniz. Ama niye geçiniz? Gazeteci Ryan Taylor son gelişmeleri paylaştı. Evet Taylor, sendeyiz. Hi, welcome to... Fenerbahçe forması... Atilla Sallai için Avrupa kulüplerinin gözde temsilcisi biliyorsunuz. West Ham'ın da ciddi şekilde ilgisi var. Ryan Taylor, İngiliz ekibi West Ham United'ın hedefinde 3 futbolcunun olduğunu ve Fenerbahçe'nin Macar oyuncusunun da bu listede yer aldığını söylüyor. West Ham United orta saha hücumu Hans Vanecken, savunma hattına ise Yakup Kiwior ile Fenerbahçe'den Atilla Sallai'yi transfer etmek istiyor demiş. Bu isimler listede ve şu anda görüşmeler ileri kaydedilemiyor demiş. Vanecken ayrılmasını takımının istemediğini biliyorum demiş. İngiliz aksamıyla konuştuğu için ben de çok anlamıyorum ama Taksim dediğiniz zaman anlaşılıyor. Bak. Ayrıca Taylor, Atilla Sallai'nin West Ham'a transfer olması halinde büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirmiş. Taksim. Bak. Ha hocam, katılırsa büyük katkı verecekmiş. Sallai transferi büyük katkı sağlar. Kadro üyelerinin ilk katı hem stoper hem de sol bek oynaması büyük avantaj sunuyor. Taksim. Bir de sakız çiğneyeceksiniz orada. Moyes transferi istiyor demiş David Moyes, kadro derinliğini arttırmak için. Peki Jesus'un kararı ne? Çalışma disiplini de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere dilenen yönetim ise 20 milyon euro gibi bir teklif gelmesi halinde Sallai'yi elden çıkarabilir. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de sözleşmesi 2025 Haziran'da sona erecek demiş. Bakın 20 milyon euro. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben kendimi övmeyi seven bir adam değilim. Başkaları övdüğü zaman da utangaç bir hale bürünüyorum. Ama gelin bu kanalda verdiğimiz duyumları bir hatırlayalım. Transfer sezonu daha başladığının ilk döneminde ben şöyle bir cümle kurdum. Atilla Sallai'nin gitme ihtimali Kim Min-ji'den daha yüksek. Çünkü Kim Min-ji'nin serbest kalma bedeli var. Kulüpler hani istiyorlar ama gitmemesi daha düşünülüyor diye. Sonrasında biz Luan Perez'i transfer etmeden önce Kim Min-ji'nin hani teklifte sunduk, gel sözleşmeyi güzelleştirelim, iyileştirelim, yıllık ücretini arttıralım diye. Ben gideceğim de gideceğim deyince mecburen gittim. Hocam 18.05'e gitti. Arkadaşlar bu vergiler, calcurt, İşte yetiştirme bedeli, işte Avrupa bilmem futbol cart curt payı çıkıldıktan sonra, yoksa 23 milyon euroya yakın bir para var işin içinde. 18.05'ten hariç de biz para aldık. Yetiştirme bedeli şey, Avrupa Birliği katkınma bilmem ne fonundan. Yani 18.05'in üstünde de biz bir para aldık. Her para yansımıyor. Mesela Transfermarkt'ta yansıyan ücretlerin hepsinin doğru olduğuna inanmayın ya da kapı açıklaması. Mesela sen oraya diyorsundur ki biz futbolcuyu 6,5 milyon euroya sattık. Kap açıklaması böyledir. Ama sen futbolcunun 5 yıllık alacağını da peşin vermişsindir. Mesela 1,5'tan 7,5 milyon euro vermişsindir. Ya da 1 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme bedeli 5 milyon euro vermişsindir.
Ama takım sana 9,5 milyon euro vermiştir bonservis. Sonuçta 4,5'a satmışsındır futbolcuyu. Ama kapı açıklamasında 9,5 dersin, 6,5 dersin. Bu ayrı bir olay. Onu geçelim. O bizlik bir durum değil. Şimdi Attila Szenai için süreç böyle işlerken Kim Min-ji satıldı. Kim Min-ji'den satılan Kim Min-ji'den dedim ki arkadaşlar Attila Szenai de satılacak. Hatta yerine de Luan Perez gelecek. Sol stoperi. Hatta bazı Arjantinli oyuncular vardı. Neyse hızlandırayım. Luan Perez satın alındı. Dedim ki Attila Szenai'nin gidişine her an hazır olun. Şimdi biz Attila Szenai'nin gidişine hazır olun derken beklediğimiz para bedeli 16 milyon euroydu. Fakat gelen teklifler 7, 8, 9'du. Geçtiğimiz hafta içinde de 12 milyon euroluk bir teklif geldi. Biz 16 geldi miydi paketleme derdindeydik. Ancak sosyal medyaya hatta size söylerken de şöyle söyledim. Biz artık 20 istiyoruz. 20 milyon euronun altına pazarlık bile atmayacağız falan yaptım. Yani amacımız burada ne kadar yükseğe satarsak o kadar kar olduğunu belirttim. Hala da aynı görüşteyim ama bugün artık açık açık konuşuyorum. 16 ve üzeri kaça satarsak satalım Attila Szenai'yi satmak istiyoruz. Hocam son maçta hata yaptı ya ondan değil mi? Yok oyuncu da artık gitmek istiyor o da sıkıldı. Bir, ikincisi Luan Perez'i aldık, alıştırdık, ısındırdık. Bize şimdi sağ stoper lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve şunları da ekleyeyim. Bakın eklemek istediğim çok fazla husus var. Bu videoda yani 21.45'te muhtemelen bu videoyu paylaşacağım. Ama arkadaşlar hocam sen de çok laf kalabalığı yaptın falan demeyin. Demeyin. Bunu derseniz benim gönlümü kırarsınız. Yanlış yaparsınız. Çünkü arkadaşlar bu video full duyum içerdiği için ve mecburen de aklınızda soru işareti kalmasın diye ben bunları açıklamak zorundayım. Şimdi bugün sabah saatlerinde hem sevgili Ahmet Ercanlar hem de bazı duyumcu canlar açıklamalarda bulunmuş, duyumlar vermişler. Şimdi gelin onlarınkine kulak verelim. Ne demişler? Ahmet sen çocuk musun ya? Ahmet Ercanlar, Attila Szenai artık gitti gibi bir şey. Bakın gitti gibi bir şey. Bu cümleyi ben kullandığım zaman bana kızıyorsunuz. Ama Ahmet Ercan deyince falan yapıyorsunuz lan. Ben deyince Ahmet Ercan deyince falan oluyor. Yüksek bir bonservis bedeliyle hem de çok sürpriz bir kulübe transfer oluyor. Lan yoksa Galatasaray'a mı satıyoruz? Yok hocam 5 milyon euro fazla verip geri alırız biz. Pardon. Bu transferin artık gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi bakın. Bir daha okuyorum. Niye hocam biz salak mıyız? Hayır. Üstüne vurgu yapmak için. Szenai artık gitti gibi bir şey. Yüksek bir bonservis bedeliyle. Hem de çok sürpriz bir kulübe transfer oluyor. Bu transferin artık gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi çeşitli iddialar ortaya atıldı. En komik de Ahmet abiyle ilgili, Ahmet Dursunoğlu ile ilgili. Ahmet abi diyor ki, bu arada Fenerbahçe'de basın toplantısı falan var da, neyse o bizim konumuz diye sonra konuşuruz. Ya Yağız ile birlikte aynı masada sıvı tüketen Ahmet Dursunoğlu dedi ki diyorlar, işte Attila Szenai 17 milyon civarında bir bonservis bedeliyle satıldı. Sonra başkası yazmış, kesin olarak satıldı. Satılmazsa kanalı sayfayı kapatırım falan. Ben ne yazdım? Ahmet abi sen önden Amerikan, arkadan Amerikan. Aa gelin gavur olalım diyormuş işte. Aa gavur olalım diyormuş falan filan diyor ya. Aynı onun gibi oldu. Bu da biraz benzer bir şey oldu ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu da tamam. 17 milyon eurodan millet ağzını açtı. Şimdi Zenit kulübüyle ilgili çok ciddi şeyler duydum. Ben %100 doğrulatamadım. Yani duyumcu arkadaşlar bu kadar duyum vermişken benim duyumum da şu desem zaten ayıp etmiş olurum. 16 milyon euroya satıldığına dair duyumlar da var. 16 teklif geldi. Fenerbahçe'nin 17 artı 2'ye onay veririz dediği de var. Bilginiz olsun. Ama en son neyse bana gelen duyumu da söyleyeyim. En son bana gelen duyum 17 milyon euro artı 2 milyon euro. Not. Yani 2 bonus. 17 milyon euro cash. Bakınız. Yetiştirme bedeli. UEFA katkı payı.
Çeşitli başka türde vergiler falan filan ben onu bilmem. Ama bizim anlaşma şartları 17 artı 2 milyon euro işte Zenit'in Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı falan filan ki hani Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı yok. Hani ligi ilk 3 sırada 4 sırada bitirdiği zaman normalde gidiyorlar. Yani ilk 4 sırada bitirme şeyi falan filan diye geçiyor herhalde. Ama 17 artı 2'ye gitmesi söz konusu. Hocam bu şimdi mi yapılır? Şimdi yapılır. Ne zaman yapacaksın? Çarşamba günü mü yapacaksın? Luan Perez'i ısındırdın, alıştırdın. Artık üçlüden dörtlüye dönme vakti geldi. Koy Luan Perez'i yanına da koy artık kimi oynatmak istiyorsun? Konya maçında ve Konya maçında kimi oynatmak istiyorsun? Koy şeyde de denemiş olursun. Sonrasında zaten oraya şey olacak. Bitti mi bitmedi? Bitmedi. Ahmet Ercanlar. Gustavo Henrique ile yollar ayrılabilir. Wow! Hocam wow! Diyorsunuz. Lan ben dediğim zaman niye nao diyorsunuz da Ahmet Ercanlar deyince wow! Yapıyorsunuz. Abi sen çocuk musun ya? Bunları neden topladın ya? Parktan mı topladın bunları ya? Bunlar niye çocuk gibi yapıyorlar? Şimdi Ahmet Ercanlar birkaç gün önce kesinlikle sağ stoper alınmayacak dedi mi? Doğru mu Samet? Dedi. Ben ne dedim? Kesinlikle alınacak. Hatta iki stoper alınırsa şaşırmayın dedim mi? Dedim. Siz bana ne dediniz? Lan Kalkır var. Tisserand var. Şu var, bu var. Lan iki tane stoper diyor. Gustavo'yu da yeni aldık. Leon Perez aldık. Lan iki tane stoper diyor. Allah selamı. İki tane stoper alınabilir. Hala da arkasındayım duyumumun. Şimdi kesinlikle stoper alınmayacak diye Ahmet Ercanlara kafa tutmuştum. Şimdi Gustavo Henrique gidecek diyor. Lemos'un kalma ihtimali var diyor. Lemos'un kalma ihtimali var mı? Aynı şekilde ben Lemos'la ilgili de şunu söylemiştim. Lemos'un kalma ihtimali, yani Lemos'un kalıp oynama ihtimali diyeyim ya da Gustavo Henrique'nin kalma ihtimalinden, oynama ihtimalinden daha yüksek diye de belirtmiştim. Çünkü duyum üstüne duyum veriyoruz bazen. Böyle oluyor. Yani uzun lafın kısası stoper alacakmışız. Şimdi stoper adaylarından da birkaç tanesini söyleyeyim. Nino için son teklif 8 milyon euro. 8 verin alın diyorlar. Leo Ortiz için 6 milyon euro. Bekao, Rodrigo Bekao için 10 milyon euro da diretiyorlar. Bilginiz olsun. Bu 3 stoperden herhalde Bekao ismi hocam sen de ikide bir de burnundan oynuyorsun. Yani takip etmenizde fayda var. Yani herhalde Bekao ismi de sizleri mutlu edecek isimlerden biridir. Hani Fenerbahçe'de bir ciddi bir Bekao sorunu var. Yani biliyorsunuz bu sorunu halledebilir gibi. Luan Perez Bekaoğlu savunma hattını da üye arkadaşlarla paylaştığım zaman gülmüşlerdi. Neyse. Bir duyumcu yazmış Fenerbahçe Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgileniyor diye. Arkadaşlar bunu yazan arkadaşımız kesinlikle iyi niyetli değil. Benim gözümde değil. Fenerbahçe pazartesi kimden oynuyor? Konyaspor'u. Bizi Galatasaray'la karıştırdın herhalde. Yarın bir gün alınırsa görürüm ama. Yarın bir gün alınırsa görürüm ama alınmazsa unutulup gidecek nasıl olsa. Arkaya da yazmış. Samsunspor'dan Yunus Emre Çift ve Serdar Saatçi de yer alıyor. Ya, transfer şikesi dedirtmek için millete yapılmış olan bazı dümenler, bazı şeyler. Bunu geçin. Şimdi arkadaşlar sabah saatlerinde Kulüp Brugge'nin Mihai Zajc için 10 milyon euroluk resmi teklif haberi de gelmiş oldu. Yani hem Atilla Szalai için hem de Zajc için resmi teklifler. Bakın Kulüp Brugge 10 milyon euro resmi teklif. Hocam bunu doğrular mısın? Doğrulamasam daha iyi. Yani doğrulamam dersem yalan söylemiş olurum. Doğrularım dersem yanlış bir şey yapmış olurum. Yani arkadaşlar yalan söyleyecek hali yok herhalde. West Ham United Hans Vanaken'i transfer etmek istiyormuş. Kulüp Brugge de bu boşluğu Zajc'tan dolduracakmış. Az önce konuştuk ama neyse. Şimdi kafalardaki soru işareti şu. Hocam biz Kim Minji'yi sattık. Sırtımızı doğrultamadık. Belayı aldık başımıza. Zajc'ta giderse biz hiç doğrultamazdık diye. Valla Evander diye bir futbolcu var. Birçok Fenerbahçe taraftarı da keşke alsak diyor. Hani
Bunu ne diye tarif edeyim ki? Şimdi Zayt'sı satıp Evander'i alsak iyi olur diyen arkadaşlar var. Yaşı da 24, hem de Brezilyalı. Portekizce de biliyor. Midtjylland'ın oyuncusu. 7 milyon euro değerde. Tipi de biraz bana benziyor sanki. Biraz saçlandığım zaman inşallah benzerim de. Galatasaray'a transfer etmek isteyeyim. Alamamıştı. Merkez orta saha oyuncusu. Bu sezon 5 maça çıkmış. 359 dakika. Ama geçtiğimiz sezonun verilerinde sanki çok golcü bir futbolcu diye hatırlıyorum. Birçok arkadaşım da diyor ki hocam biz bu çocuğu alalım. Zayt'tan çok daha iyi yerlere gelir, iyi fiyata da satılır diye. Ya 24 29 arası şeyin Jesus'un transfer profili. Şimdi Belçika basını da 10 milyon euro teklif yapıldığı demiş. Şimdi Zayt'sın attığı goller. Görüyorsunuz büyük takım golleri. Bence düşüşe gidebilen bir yapısı var. Yani düşüşe gidebilen bir yapısı olduğu yaşından dolayı. Bu arada Evander geçtiğimiz sezon 47 maça çıkmış. 17 gol, 11 asist. Hocam ne var o ligde ben de gol atarım. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol, 2 asist. Şampiyonlar Ligi elemesinde 4 maçta 1 gol. Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 asist yapmış. Bilmiyorum Fenerbahçe'de takım oyununa uyum sağlarsa bir şey yapabilir tipte oyuncu. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Zayt olayını ben doğrulatamadım diyeyim ya. Bu şekilde söylesem herhalde yani yalan söylemiş olmam. Kulübü de yani taraftarı da yanlış yönlendirmiş olmam. Ben doğrulatamadım diyeyim Zayt duyumunu. Şunu belirteyim mi? Avrupa'da transferin son haftası. Onlar da 1 Eylül'de bitiyor. Atilla Szalai, ne bileyim Osayi Samuel, hatta Crespo, hatta Zayt. Hani bunlara böyle inanılmaz tekliflerin gelmesi normal. Ayrılıklar yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Sadece bir forvet alıp transferi bitireceğiz diyenler yanılabilir. Bir forvet alınabilir. İki stoper alınabilir. Hocam Osayi giderse, arkadaşlar Osayi giderse size bir öneride bulunayım. Osayi gitti diyelim. Ferdi sağ beke at. Yedeğini Burak Kapacak yap. Kaleci Altay'ın yedeğiydi zaten Ertuğrul, öbür İrfan Can. İki tane Türk'ü montelemiş oldun garantim. Ferdi'nin önündeki iki isim de Emre Mor'la İrfan Can. Yani üç tane Türk'ü garantilemiş olursun. Öbürlerini de kafana göre dizersin mantık olarak ama o sayı için şimdilik bir şey söyleyemem. Fakat Salah'ın ve Zayt'ın ayrılma durumu olabilir. Mantıklı mı? Mantıklı. Fenerbahçe forvet arayışında. Bu transferler gerçekleşirse Gustavo Henrique giderse stoper de çekmek zorunda. Ben o sayıyı saymıyorum ama bir orta saha çekmek zorunda mı? Hani merkez orta sahalardan Crespo var. İsmail Yüksek var. Mert Hakan Yandaş var. Arao var. Bunlar da kaldırabilir mi? Bence oraya nitelikli bir 8 alınabilir. Ha, Zayt gibi bir oyuncuyu almak şu an için çok zor. Kulüpler de kolay kolay vermez. Ha, Salah'ın ayrılığını Luan Perez telafi eder. Luan Perez'in yedeği olarak bir şekilde bir şey tutarsın. Hani Serdar Aziz'i de belki yedeği tutarsın ama Gustavo Henrique, Lemos biraz sıkıntı gibi. Serdar'ın sakatlık söz konusu. Hani Lemos'ta yola çıkılır mı? Ben çıkmam açıkçası. Onu da söyleyeyim. Gustavo Henrique ile yola çıkılır mı? Ya gelmeden de çok söyledik. Aman etmeyin, eylemeyin diye. Yani Zayt önemli bir oyuncu. Ama beklenti bence bu sene beklentiyi zor karşılar. Ama doğru görevde, doğru yerde neler yaptığını gördük. Hani şu an Zayt kadar katkı verecek 8 numaramız var mı? Bence yok. Aynısını bulmak da zor. Ama Osayi'nin şu an satılması sıkıntı yapar. Bence Osayi gitmez. Ama yani Osayi'yi gönderip Ferdi Burak Kapacak yapmak da kumar olur. Al gördün Onyekuru'ya karşı şeyi. Her takımda bundan var. Yani uzun lafın kısası Salahi ve Zayt gidebilir. Salahi'nin gitmesi çok daha muhtemel. Hani belki yüzde şu kadar diyemem ama Salah'ın gitmesi muhtemel. Zayt için bir şey söyleyemiyorum. Bunu da konuşmuş olduk. Bakın arkadaşlar Fenerbahçe'de şöyle bir şey var.
Evet, Aston Villa ismi de ortaya atıldı Atilla Salah için. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de sezonun başında transferler yapıldığında hatırlayın. Lincoln, Emre Mor. Hiç kimse ilk 11'e yazmıyordu. Hatta ben ilk 11'e Emre Mor'u yazdığım zaman bir arkadaş benimle küfürlü bir şekilde dalga geçmişti futbol bilgini diye. O arkadaş buradaysa 7 ceddine buradan selamlarımı gönderiyorum. Çünkü çok ağır sözler etmişti. Senin futbol bilgin şöyle böyle diye. Ben de Emre Mor'un ve Lincoln'un kaliteli topçu olduğunu, Lincoln'un fakir taliskası olduğunu, eğer kendine gelirse yüksek bedellerle satıldığında burada olması gerektiğini falan söylemiştim. Neyse. Şimdi bakın herkesin rotasyon baktığı oyunculara bakın. Şu anda belki de çok önemli bir sistem futbolcusu. Arkadaşlar sistem önemli. Takımlarda sistem önemli. Maxi Gomez ismi. Bugün Fenerbahçe'nin bence yapacağı, kesinlikle yapacağı forvet transferi. Yani kapını yapacağı forvet transferi Maxi Gomez. Ahmet Ercanlar demiş ki Gomez'le anlaşılsa bile Charlotte almaya çalışacak demiş. Neremize oynatacağız Charlotte'u? Sevgili Ahmet Bey. Neyse Ahmet Bey'in duyumunu okuyayım ben. Maxi Gomez, Charlotte, Aboubakar, Musa Marega, Cristiano Ronaldo ve Cavani hepsi bir arada Fenerbahçe'ye gelebilir. Bekleyin. Kulüpte çok şey oluyor demiş. Şaka lan şaka. Ronaldo'yu dememiş. Yani Maxi Gomez, Charlotte, Aboubakar, Marega bir de Cavani bir arada gelebilir demiş. Ronaldo yok. Ya gerçekten soruyorum. Tamam. Kendine has herkesin duyum stili olabilir, duyumcu olabilir ama ya etmeyin eylemeyin ya. Maxi Gomez hocam Gladbach'a gidecekmiş falan filan. Arkadaşlar Maxi Gomez Fenerbahçe yüzünden hemen hemen her takımı reddetti. Başka şeyler oldu ama Fenerbahçe benim bildiğim kadarıyla Valencia ile anlaştı. Ama transfer niye açıklamıyor? Burası Fenerbahçe arkadaşlar. Yani burası Fenerbahçe. Futbolcuyu getiriyorsun. Aradan günler geçiyor. Sonra şey yapıyorsun. Onu da söyleyeyim. Jesus burada yabancı sayı sınırı var. 2 haftamız var. Hangi yabancılar gelecek hep beraber göreceğiz demiş. Neyse bunu diğer videoda konuşurum. Özetle ben Maxi Gomez transferinin bittiğini söyleyeyim size. 1. Ve açıklama yapılmasını bekliyorum. Salahi'nin gittiği malum. 2. Zayt sürüncemede ama gitme durumu var. 3. Gustavo Henrique kim? Onun da gitme durumu var. 4. Evander ismini öylesine söyledim. Lemos'un satılma durumu var. 5. Nino Leo Ortiz, Rodrigo Becao'dan birinin gelme durumu var. 6. Bir sağ stoperin daha gelme durumu var. 7. Alınabilecek sağ stoper Türk olabilir ama bu Adil Demirbağ vesaire değil. Başka bir Türk olabilir. 7 tane isim saydık. Bir de sağ stoper diyelim. Ama sağ stoper kesin değil. Osayi Samuel Crespo şimdilik gitmiyorlar. 7. Charlotte'un gelme ihtimali de yok. 8 tane kap verdim. 8 tane duyum. 8 transfer duyumu hem de hepsi %100 desem yalan söylemiş olmam. Şimdi Fenerbahçe'de bulunan yabancı sayısı 19'a düştü. Sayalım. Valencia, Attila, Novak, Osayi, Crespo, Zayt, Rossi, Pelkas, Berisha, Lincoln, Buruma, King, Arao, Pedro, Kolker, Alioski, Lemos, Perez, Gustavo. 8'i 9 yapıyorum. %100 olarak ya Novak ya Osayi gidecek. Hocam Osayi gitmez diyordun. Ya Novak ya Osayi %100 gidecek. Yabancıyı 18'e düşürdüm. Gustavo Henrique'yi gidebilir dedik. Yabancıyı 17'ye düşürdüm. Hocam Attila Salahi gitti gidiyor.com dedin. 16'ya düşürdüm yabancıyı. Hocam Berisha için sen sanki evet gitmezse de lisansı çıkmayacak. Futbol hayatını kendi kendine bitirmiş olacak. 15 Berisha'yı da çıktık. Hocam Kolker kim? 14'e düşürdük. Bakın şu anda 14'e düştü yabancı sayısı. Yetmez. 12'ye düşmesi lazım. Valencia, Osayi, Crespo, Zayt, Rossi, Pelkas kim? 13'e düştü. Buruma, King, Arao, Pedro, Alioski, Lemos, Perez. 13'e düştü. Bir kişinin daha gitmesi lazım.
Üst dedim. Valencia, Osayi, Crespo, Zayt. Bu arada Zayt gidecek olursa zaten bir kişi daha yerine geleceği için duyum sayısı değişir. Ama Zayt için 10 milyon euroya çıktıklarını zannetmiyorum. En fazla 6'ya çıkmışlardır. Çünkü 6'ydı. Peki hocam, bu listeden bir kişiyi daha göndereceğim diyordun. Kimi gönderirsin? Lemos'u gönderirim. Sağ stoper alırım. Kaldı 12. Bakın 12'ye düşürdüm. Maxi Gomez'i getiririm. 13. Bir de üstteki o BKO, MKO falan var ya, hani BKO falan dediğim liste. Onlardan birini getiririm. Al sana 14 yabancı. Valencia, Osayi, Crespo, Zaitz, Rossi, Lincoln, Bruma, King, Arao, Pedro, Alioski, Perez, Maxi Gomez, BKO. Hocam sen Bruma'nın gitme ihtimali var diyordun. Var. Yok değil ki. Bruma giderse 13 yabancıya düşersin. İlla 14'ü tamamlayacaksın diye bir şey yok. Ya da Bruma giderse 2 sağ stoper birden alırsın. Yine 14'ü tamamlarsın. Rossi'yi oynatabilirsin kanatta. Lincoln'u oynatabilirsin kanatta. Ferdi'yi oynatabilirsin kanatta. Alioski'yi oynatabilirsin kanatta. Joshua King'i oynatabilirsin kanatta vesaire vesaire vesaire. Yani Fenerbahçe'nin yabancı sayısını 14'e tamamlamış oldum. Bakalım neler olacak. Beğenileriniz için, destekleriniz için, aboneliğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.